Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sevgili kardeşlerim, beni daha önce dinlemeyen var mı içinizde? İlk defa dinleyecekler. Bilenler çoğunluktaymış. Hani bilenler dinleyenleri anlatsın hocanın hikayesi gibi diyecektim ama şunun için sordum. Anadolu Gençlik Derneğimizin 4-5 yıldır ilk adım programlarına hep katılıyordum. Geçen sene Yıldız'da da yine kardeşler sağ olsun bir organize yaptılar. Oraya da katılmıştım. Bir defa Almanya'da hata yaptım. Gittiğim yerleri mümkün olduğunca hani insan az çok hafızasında tutuyor. Bir de genelde bizi çağırırlar ilk defa namaz için çağırır, Kur'an için çağırır. Bir de aileyle ilgili seminerlerimiz oluyor. Geçen sene Almanya'da Hannover bölgesinde, Köln bölgesine davet etmişlerdi. İkinci, üçüncü gidişim. Fakat farklı bir cemiyet olunca ben yine birinci efendim dersten başladım, namazı anlatayım diye. Fakat teknik bir hata. Merkeze çok yakın bir şubeymiş. Oradakilerin büyük çoğunluğu da beni daha önce dinlemişler. Ben de o gafletle ilk defa gidiyorum diye bir sunum yapınca ertesi gün hanım kardeşlerim bir tanesi döşenmiş. Hatta o gece kızmış biraz da demek ki. Ya hocam geçen seneki anlattıklarınızı aynı tekrar ettiniz filan. Tekrar edilse bile Rabbimizin efendim ayet-i kerimede fezekkir fe inne zikraten fe ul müminin buyurur. Hatırlat, hatırlatmak müminlere fayda verir. Kardeşlerim, bugün de namaz diyeceğiz. Belki Mehmet Haps Hoca'nın güzel bir sözü var. Diyor ki, Muhammed kardeş namazdayken canı çıkıp gidecek. İnşallah öyle olur hocam diyorum ben de. Kardeşlerim, maalesef Müslüman olan bir ülkede namazını kılanların oranı hala %30'larda, %70'ler namazını kılamıyor. Namazını kılamayanlar olduğu sürece biz de namaz anlatmaya devam edeceğiz. Ki ahirette ilk hesap buradanmış. Aziz dostlar, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Yüce Rabbimizin yüzün üzerinde doğrudan bize namazı hatırlattığını görüyoruz. Sevgili Peygamberimize Pazartesi günü peygamberlik veriliyor. Salı günü Cebrail Aleyhisselam geliyor, abdesti ve namazı öğretiyor. Miraç'a kadar iki vakit, teheccüdle beraber üç vakit namaz olmuş. Miraç'la birlikte beş vakit tescillenmiş. Bir daha ömrünün sonuna kadar Efendimiz Aleyhisselam hiç namazı terk etmemiş. Ne yolculuk, ne savaş, ne efendim hastalık. Hiçbir şey namaz arasına girmemiş. Malumunuz Taif'te taşlandı, bir melek geldi, ya Muhammed emret, başlarına geçireyim Taif'i dedi, Efendimiz hayır dedi. Eğer içlerinden birisi iman edecek olsa burada gönlüm razı olmaz. Beddua etmedi. Bedir'de gece sabaha kadar dua etti, ashabından şehit olanlar oldu. Efendimiz yine ellerine hiçbir ara düşür, kafirleri, müşrikleri helak et demedi. Efendim Uhud'a geliyoruz ki Allah Resulü'nün en zor günüydü malum. Efendim özellikle Hazreti Hamza Efendimiz'in şehadeti Efendimiz'in çok sarsmıştı. Hatta eğer yas tutmak caiz olsaydı ömrümün sonuna kadar yas tutardım buyurdu. Ama yine de Efendimiz ya Rabbi bu müşrikleri sana havale ediyorum helak et demedi. Fakat kardeşler Hendek Harbi'ne gelince efendim salat-ı vustasına yani ikindi namazına kılmasına engel olan müşrikler için rahmet ve şefkat peygamberine ellerini açtı. Ya Rabbi bu müşrikler namazda salat-ı vustayı ikame etmeme mani oldular. Sen de bunların evlerini, kabirlerini ve gönüllerini ateşle doldur diye beddua etti. Vücudunu kanı devan içinde bırakanları, efendim kendi sevdiklerine en büyük zulmü yapanlara ya Rabbi deyip şikayet etmeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vakit namazına mani olanları Rabbine şikayet ediyor. Şimdi ben de kul olarak onu seven ümmetinden olarak düşünüyorum. Eğer bugün namazla arama giren, benim arama giren ne varsa
Eğer namazımla arama girdiğinde acaba Allah Resulü'nün bu bedduasından, şikayetinden ben de nasibimi alır mıyım diye korkuyorum. Mesela sahabenin tek sıkıntısı vardı belki namaz arasına girebilecek o dönemde uyuyakalmalarıydı. Onun için efendim namazda sabah ezanında ne eklediler? Es-salatu hayrun minenna. Namaz uykudan hayırlıdır. Şimdi bize Bilal-i Habeşi gelse aramıza, efendim sizin yurdunuzda bir sabah ezan okuyacak olsa ne derdi acaba Bilal-i Habeşi? Es-salatu hayrun minen nevmi derdi. Es-salatu hayrun minen televizyon mu derdi. Es-salatu hayrun minen internet mi derdi. Ne derdi bilemiyorum ama yani bugünün imtihanları biraz daha ağırlaştı. Nimetler çok, imtihan da o yönde. Kardeşlerim, namazda aramıza giren neyse, kendi nefsime söylüyorum. O Allah Resulü'nün bu bedduasından Allah muhafaza nasibini alır diye korkuyorum. Bir daha önce ilahiyat okurken Marmara'da efendim 2 sene öğrenci yurdunda kalmıştım ben de. 1. sınıfta evlendim. O dönemde Allah razı olsun İmam Hatip'e giderken edebiyat öğretmenimizin ciddi etkisi vardı üzerimizde. Bizi kitaplarla tanıştı. O zaman Milli Gençlik Vakfımız vardı. Orada haftalık sohbetlerimiz olurdu. Tavuklu pilav, yanına da bir ayran. En lüks ikramıydı o öğrencilik günlerinin. Hatta böyle 1-2 kilo yoğurt alınırdı. Bir bidonun içine konurdu. Suyla çalkalanır. Harika bir muhabbet olurdu yani onunla birlikte. O Milli Gençlik Vakfı günlerimizde edebiyat öğretmenimiz bize hadis okurdu, kendi hatıralarını anlatırdı ve gerçekten o dönemde beslenmiştik kendisinden. Ve bize efendim okuyacağımız kitaplar ortaya koymuştu hedef olarak. Biraz da teşvik öğrenci fıtratına da uygun olduğu için efendim bu kitapları okuyanlara sözlüden işte 10 vereceğim, 10 üzerinde şimdiki 100 neyse. Ve hakikaten öyle yapardı ama işin en tatlı tarafı bize yaptığı namaz aşısı. Çocuklar sabah ve yatsı namazında çarşı caminde buluşalım derdi. Tabii öğretmenimiz güzel bir örneğimiz önümüzde. Sabah ve çarşı yatsı namazında çarşı caminde buluşmak böyle o sohbet grubundaki kardeşlerle bizim hobimiz olmuştu. Hatta hatırlıyorum. O Milli Görüş'ün ilklerinden saçı sakalı ağarmış bazı büyüklerimiz vardı. Çarşı Camii'nde bizi görünce öyle heyecanlanırlardı ki hiç unutmuyorum. Bir tane bir hacı babamız vardı, yurt dışından emekli olmuş. Başımızı okşar, ya bugünlerde gördük ya evladım, ölsek de gam yemeyiz artık filan de başlardı ağlamaya. Yani o gençleri camide görmek onların en büyük demek özlemiydi o dönemlerde. Böyle gözüne yaşlar süzülürdü. Sonra o öğretmenimiz bizi alırdı. Efendim evinde kahvaltıya götürürdü hafta sonlarında. O da ayrı bir güzellikti. Ve o hocamızın İmam Hatip'teyken bize yaptığı bu namaz aşısı fiil olarak çok da böyle namazdan filan da bahsetmiyordu. Sadece yaşayarak, yaşatarak bize örnek olmuştu. Öyle işlemiş ki iliklerimize. İlahiyata geldiğimiz dönemde yurtta kalıyorum. Benim de hobim olmuştu. Böyle sabah saati kurardık, efendim böyle 45 dakika çalan saatlerde o dönemlerde yeni çıkmıştı, böyle bastırdıkça yine o devam ediyordu filan. Saati kurardık, hatta bir iki kardeşimiz vardı böyle yarış yapardık, hadi bakalım yurtta önce kim kalkacak, kim kaldıracak filan diye. Şimdi aradan yıllar geçti, bu namaz çalışmalarına başlayınca Zonguldak'ta Nihat isminde bir abimiz vardı. Ya sen var ya sen o zaman 70'tin başımıza, şimdi yine namazla çıktın karşımıza filan diye böyle bir latife yapmıştı. Kardeşler unutulmuyor. Şimdi o dönemdeki o kardeşlerle sabah namazında, efendim ilahiyatta Üsküdar'da, Validatik Camii vardı Üsküdar İmam Hatip'in yanında. Orada sabah namazına gitmek camiye ayrı bir lezzetti bizim için. Sonra da sabah namazından sonra olan işte İsmail Ağa'ya gelirdik sohbete. Hacı Mahmut Efendi'yi dinlemiyor, sohbetler olurdu. İkindi namazını İskender Paşa'ya geçerdik. Orada merhum Esat Efendi'yi dinlerdik filan. Ayrı bir güzellik yani İstanbul'u gerçekten pazar günleri böyle dolu dolu geçerdi. Büyük bir nimetti. Sabah namazı kardeşler günün ilk imtihanı.
Türkiye'deki namaz kılan Müslümanların %70'inin devrildiği bir vakit kardeşler. Namaz kılanlar Türkiye'de %30, %30'un %70'i de aşağı yukarı sabah namazını kazaya bırakıyor. Güneş doğduktan sonra kılıyor. Bu maalesef sadece sizin probleminiz değil, Türkiye'deki birçok kardeşin problemi. Hatta imam arkadaşların problemi, hatta Kur'an kursunda görev yapan kardeşlerin problemi. Yazıyor bir kardeşim, efendim hocam diyor bizim hanım Kur'an kursu öğreticisi, biz aylar oldu diyor sabah namazına kalkamıyorlar. Ya mübarek, hanımını şikayet ediyorsun Kur'an kursu öğretmeni diye. Ya sen sorumlu değil misin? Sen evin reisi değil misin? Öncelikle senin kalkman lazım, hanımını kaldırman lazım, çocuklarını kaldırman lazım. Hani erkekliğe gelince iş, efendim ben erkeğim. Yeni bir kampanya, siz mi başlattınız onu? Erkeksin Cuma'ya nasıldı? Erkeksin sen de gel. Erkeksin sen de gel. Harika bir şey, çok hoşuma gitti, yeni duydum. Bu ara biraz sosyal medyadan uzak kaldım. Erkeksin sen de gel. Gerçekten güzel. Erkeksin, hadi kalk da göreyim bakalım senin erkekliğini, adamlığını sabah namazına. Mertlik, erkeklik, Müslümanlık, mücahitlik, sofuluk, dindarlık sabah namazında yorganı üzerinden atıp mescide ya da camiye gidebilmektir kardeşlerim. Eğer gidemiyorsan, bizim imanımız bizi sıcacık yatağımızdan kaldırıp da sıcacık efendim mescitte namaz kılmamıza eğer götüremiyorsa, o zaman benim düşünmem lazım. Elbisenizin eskidiği gibi imanınız da eskir. Ceddidu imanekum bi kavli la ilahe illallah. İmanınızı kelime-i tevhid ile yenileyin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani elbisemizin eskidiği gibi imanımız da eskiyormuş. Yani Allah katındaki değerini merak ediyor musun? Diyor Allah Resulü. Ediyorum ya Resulallah. Allah'a ne kadar değer verdiğine bak diyor. Senin gündeminin kaçıncı sırasında Allah ona bak diyor. Bakıyorum şimdi kendime, eğer sabah namazına kalkamıyorsam şeytana mağlup oldum. Ki çocuklarımla efendim namaz çalışması yapıyoruz evde de. Sizin kardeşlerinizden 4 tane de bizim evde var. Efendim biraz küçükken böyle yeni namaza başladılar işte 7, 8, 9, 10 o dönemde ara ara hatırlatıyorum geçmiş dönemde şimdi 14, 15 biraz daha yaşlar yukarıya doğru çıktı. Kardeşler Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir kul yatağına yattı mı şeytan gelir efendim onun üzerine 3 tane düğüm atar sonra da kulağına şöyle der. Derin derin uyu da efendim kalkama olur mu diye kulağına böyle bir vesvese fısıldar diyor. Kul sabahleyin ezan okunduğunda kalkarsa Rabbini kalkarsa efendim bağın birisi çözülür Rabbini zikrederse. Kalkar abdest alırsa ikinci bağ çözülür. Kalktı abdestini aldı namazını kılarsa şeytanın 3 bağı da çözülür. Ondan sonra şeytanın tuzağından kurtulmuş olur. Ama kalktı az sonra kılarım diye saatin ziline ya da telefonun ziline dokundu, gitti. Hadi bakalım şeytan 2 zincirini tam koparmıştım. Ama 1 zincirde şeytan seni yakaladı. Şeytan boynuna çilbiri taktı, geçmiş olsun. O günün ne bereket olur kardeşlerim, ne de şeytanın diğer vesvese ve ihvasından kurtarabilirsiniz kendinizi. Bakın o gün kardeşler, gözünüzü haramdan alamazsınız. Kulağınızı haramdan alamazsınız. Daha gönlünüze başka şeyler de gelebilir. Şimdi Efendimizin bu mübarek hadisini çocuklara anlattım da çocuklar siz kalkamadığınız zaman şeytan öyle mutluluk oh canıma değsin nasıl da kandırdım filan diye böyle oynaya oynaya gidiyor filan. Biraz böyle karikatürize ettim çocuklar iyi canlansın tiyatral bir şekilde anlatınca benim oğlan ne dese beğenmesin. Baba sen şeytanı görüyor musun? Dedim ki havricim görmüyorum ama sevgili peygamberimiz anlattığı için onun dilinden bugünün dilini anlatmaya çalışıyorum. Ha baba öyle anlattın ki sanki şeytanla görüşüyorsun gibi geldi bana diyor çocuk. Kardeşler Allah Resulü söylüyor. Sabahleyin kalkamıyorsak şeytanın 3 düğümünü unutmayın kardeşler unutmayalım.
Ve ne kadar kaliteli sofu ya da mücahit olduğunuzu birinci sabah namazı imtihanında kendinize not verebilirsiniz. Yıllar önce güzel bir hatıra okudum Çanakkale ile alakalı. Çanakkale Savaşı ile ilgili hatıralar okurken belki Ekrem Şem abiden dinlemek lazım onları. İşin üstadı, erbabı o olsa da bizim konuyla alakalı güzel bir anekdot. Kayserili Mustafa Hulusi. Kardeşler, savaş meydanında siperde teyemmümle kılıyor. İma ile, çünkü ayağa kalkma durumu yok. Teyemmüm, biliyorsunuz, abdest alınamayacak durumlarda abdest yerine geçer, Rabbimizin emridir. Efendim, ayakta kılamıyorsanız oturarak kılarsınız, oturarak kılamıyorsanız ima ile kılarsınız. Yine Efendimizin öğrettiği bir düsturdur. Ama Kayserili Mustafa Hulusi bunun içine sindirememiş. Ve geliyor komutanına, komutanım ne olur diyor, müsaade et. İneyim şu dereye, bir abdest alayım. Şu çalının arkasında vaktin namazını kılayım. Öleceksem de öyle öleyim diyor. Kardeşler, bu anekdotu, hatırayı okuyunca düşündüm kendi kendime. Şimdi namlunun ucundaki bir adam. Savaş meydanında canını değil namazı düşünüyor. Ya namazı kazaya bırakmıyor. Savaş meydanındayım demiyor. İma ile, teyemmümle kılıyor. Allah'ın emri olmasına rağmen bunu içine sindiremiyor. Geliyor komutanına, komutanım müsaade et. Öleceksem de öyle öleyim, şu vaktin namazını abdest alarak çalın arkasına ayakta kılayım diyor. Şimdi kardeşler, gel de sorma nefsinize. Kayserili Mustafa Hulusi Müslümansa ben neyim? O mücahitse ben neyim? O sofusa ben neyim? O savaş meydanında namazını düşünüyor. Ben sıcacık mekanda, sıcacık yataktan kalkamıyorsam kendi adıma, o zaman ben Müslümanlığım ne oluyor? O cennetlikse ben nereye gideceğim? Bunu nasıl bir anne baba yetiştirmiş ki savaş meydanında canının değil namazı düşünüyor? Nasıl bir bilinç? Peki şöyle bir şey sorsam kardeşler, biraz daha derine gidelim. Namaz kılmamanın diyemiyorum, dilim varmıyor. Yani bir Müslüman nasıl böyle bir şey yapabilir? Kılmamanın diyelim, hadi biz bizeyiz. En temel sebebi ne olabilir sizce? Tembellik. Başka? Geç yatmak olabilir. Geç yatmak. İman eksikliği. İman eksikliği. Evet. En önemli nokta. İman. İkincisi başka? Diğerleri de doğru, hakikat payı var ama iki temel başlıkta toplamak gerekir. Birisi iman, öbürü? Nefsi terbiye etmemek. Nefsi terbiye. Başka? Ailevi temellere dayanıyor. Eyvallah. Kardeşim, efendim? Namazın değeri. Kim onu söylüyor? Eyvallah. İkincisi de şuur eksikliğimiz kardeşler, bilinç. Diğerleri bunun altında toplayalım. İki temel sebep var. Birisi iman zafiyetimiz. İkincisi bilinç eksikliğimiz kardeşler. Allah'larımız açılmış. Allah'la aranız nasıl diye sorsalar hiç tereddütsüz iyi deriz diye. Allah'la aramızın nasıl olduğunu merak ediyorsanız bakın namazımıza ne kadar değer verdiğimize. Kardeşlerim, birincisi bu. Rabbimizi tanımıyoruz. Sizi tenzih ederim ama kardeşlerim, iki sene önceydi. Almanya'da Stuttgart'tan Düsseldorf'a tren yolculuğu yapıyoruz. Yanımda da bir Alman, bir Türk Müslüman kardeşim var. Alman Müslüman heyecanlı, meraklı, hemen ajandasını çıkardı, sorular soruyor, cevapları not ediyor filan. O arada bir tane rahibe bindi efendim uçağa, trene. Efendim, onu görünce davet duygularım depreşti. Dedim ki Alman Müslümana, beni şu rahibeyle tanıştırır mısın? Ne yapacaksın hocam dedi. Dedim, davette bulunacağız. Hiç tereddüt etmeden kardeşler ikilemedi. Fırladı gitti. Birkaç dakika sonra baktım ki rahibe ikna etmiş, geldi. Tanıştık. 25 yıldır kilisede görev yapıyormuş. Neler yaptığını anlattım, anlattırdık filan. Sonunda kılık kıyafetten, Avrupa'nın durumundan bayağı böyle muhabbet ilerletince benim amacım iletişimi kurup nasıl bir Allah'a iman ettiklerini sorup ben Müslümanlar nasıl bir Allah'a iman ettiğini onu anlatacağım. Sonunda dedim ki nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz?
Baba, oğul, ruhul kudüs dedi. Anlamadım, biraz daha açar mısın? Ben bu konulara meraklıyım deyince dedi ki biz buna iman ederiz. Daha fazla derinlemesine bilgi sahibi değiliz. Vay be. Peki merak ediyor musun? Müslümanlar nasıl bir Allah'a iman ediyor? Çok memnun kalmadı bu sorunlar. Ama o sükut edince ben de hazır fırsat nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi 3 ayet hadisi ayeti kerimeden yola çıkarak izah etmeye çalıştım. Fakat ben bunu söyler söylemez müsaade eder misiniz dedi. Benim çalışmam lazım. Usulca kalktı gitti kaçtı. Fakat o gitti de arkadaşlar onun gitmesiyle beraber benim zihnimde şimşeklerin çakmasına sebep oldu. Acaba iyi niyetle bir gayrimüslim gelse de Türkiye'ye üşütmüşüt kafası karışmış. Ya bunlar nasıl bir Allah'a inanıyorlar ki? Birisi Allahu Ekber diyor, öbürsü Allahu Ekber derken boynunu kesiyor filan. Merak edip de efendim Müslümanlar nasıl bir Allah'a iman ediyor diye sorsalar. Nasıl cevap veririz diye. Sonra Türkiye'ye gelir gelmez beni dinlemeye gelenlere sordum kardeşler. Büyüklerden birçoğundan bir cevap alamadım. Kimse mikrofona gelince nutku tutuluyor. Kimse söyleyecek bir cümle bulamıyor. Gençlere soruyorum. Geçen sene mesela birkaç üniversitedeki genç arkadaşlarıma sordum beni dinlemeye gelenler. Orada da çok böyle tatmin edici cevap almakta zorlandım. Kardeşler aynı soruyu, şimdi siz kıymetli arkadaşlar, aynı soru size gelse. Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Birkaç cümleyle bana izah eder misiniz dese birisi. Buyur kardeşim. Yaratan, yaşatan ve yöneten bir Allah'a inanıyorum. Eyvallah. Başka? Yaratan, yaşatan, yöneten. İhlas suresinde geçiyor işte. Kudu Allah, ahad Allah, samedden yeri göre millet, ömrün kulları, kuvveti. Zaten müşrikler Efendimiz'e gelince nasıl bir Allah'a iman ettiklerini sorunca kardeşim, üzerine bastı, 12'den hedefi tutturdu. İhlas'ı anlatırım onlara. İhlas suresi. Rabbimizin bize kendini anlattığı muhteşem surenin adı değil mi İhlas? Başka? Rahman ve Rahim. Sonsuzluktan beri var olan ve sonsuza kadar var olacak olan bir ilaha inanıyorum. Eyvallah. Sonsuz. Başka? Kitabı ve peygamberi olan. Kitabı ve peygamberi olan. Başka? Rahman ve Rahim olan Allah'ın. Rahman ve Rahim. Peki Allah Resulü'nün cümlesiyle Kur'an'ın en büyük ayetidir diye iltifat ettiği ayet hangisiydi? Yasin mi? Kur'an'ın en büyük ayeti. Ayet-el Kürsi. Ayet-el Kürsi'yi bu kadar muteber yapan ki kardeşler namaz kılan Müslümanlar olarak bir eksiğimiz de şu. Namazdan sonra tesbih çekememe hastalığı başladı. Türkiye'de gidip geliyorum böyle. Hemen namazımı kılar kılmaz. Hatta bir de sünnetsizlik şeyi furyası var bir taraftan da. Hocam Allah sadece farza değil bize soracak. Allah abim bir kitapla bir bakla ya Rabbi gelsin sen sakla. Fırt. Ondan sonra ne tesbih ne dua. Allah Resulü buyuruyor ki kardeşler bir kimse namazı kıldıktan sonra ayet-el kürsiyi okursa o kimsenin cennete girmesine engel hayatta olsun diyor. Rahmi Söyler hadiste. Cennetin girmesine engel hayatta oluşudur. Yani vefat ediverse cennete giriverecek diye müjdelemiş. Başka? Ya Ali, ayet-el kürsiyi oku, ayet-el kürsinin okunduğu eve 40 gün ve gece sihir, büyü ve her türlü zarar verici şey tesir etmez buyuruyor. Ayet-el kürsiyi bu kadar muteber yapan nedir diye baktığımızda manasına, anlamına karşımıza Rabbimizin bize kendini anlattığını görüyoruz kardeşler. Başka? Kur'an'ın tabii ki genelinde Rabbimizin kendisini bize anlattığını görürüz ama yoğunlaşmış olarak kim sabah namazından sonra Haşr suresinin son 3 ayetini okursa akşama kadar 70 bin melek ona dua eder. Kim de sabah okursa 70 bin melek ona akşama kadar dua eder diyor. Peki Haşr suresinin son 3 ayetini bu kadar muteber yapan ne? Allah Celle'nin isimleri geçiyor. Esma-i Hüsna'sının en çok yoğun olduğu yerdir kardeşler. Bunlar 3 örnek. Şu 3 örnekte Rabbimizin bize kendisini nasıl anlattığını görsek
O zaman severiz arkadaşlar, tanırız. Tahir, büyük görüntü hocamıza Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Bir gün yolda giderken radyoda denk geldi Tahir hocamın sohbeti. Anlatmış, konu neydi bilemiyorum ama ben son paragrafına yetişmişim. Kendine has o coşkun üslubuyla diyor ki, Allah görüyor, Allah biliyor, Allah işitiyor, o her şeye kadirdir diyor. Kardeşler, Allah görüyor, biliyor, işitiyor. Esma-i Hüsna'sıyla anlatmış Rabbimiz bize kendini, değil mi? Esma-i Hüsna'yı bilen, şerhlerini okuyan Rabbini tanır. Mesela Allah razı olsun Senayi Demirci abiden, Esma-i Hüsna'yı bugünün diliyle çok güzel izah etmiş. Engin Doyan onu seslendirmiş. Ben dinlerken böyle gerçekten içim bir hoş oluyor. Çok güzel. Hatta Senayi abi bir gün muhabbet ederken bunun üzerine, yatarken dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Böyle efendim çok hoş ya da yolculukta vesaire. Çok noktalarda Engin abi hıçkırıklara boğuldu Ahmet hocam diyor. Biz o kısımlarını ticari bir kaye şey yapılmasın diye kestik diyor, makasladık diyor onlarla. Kardeşler, severseniz Rabbinizi işte o zaman ibadet etmek zor gelmez. O zaman efendim imanınız dipdir olur, taptaze olur. Sabah namazı olmadan daha fırlarsınız yataktan. Hatta yetmez de gece teheccüdle efendim gece uykusuna bir ara verirsiniz. Eğer bizim imanımız sabah namazında bizi yataktan kaldırmıyorsa o imanımızı gözden geçirmemiz gerekiyor ki ciddi bir yara bere aldığının alameti. Öbürü de namaz bilincimizde, şuurumuzda eksik olduğundan kaynaklanıyor kardeşler. Birçok seminerde gördüm, kitapları okuyan kardeşlerin geri dönüşümlerinden biliyorum. Ben hocam namazı böyle bilmiyordum. Önceden namaz sırtımda bir yüktü, angaryaydı, şimdi sevdaya dönüştü diyen birçok elhamdülillah kardeşimiz var bu manada. Kardeşlerim, bilirsek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin yemeye, içmeye ve cinselliğe duyduğunuz özlemden daha fazlasını ben namaza karşı duyuyorum diyor. Namaza acıkır, namaza susar, namazın yolunu göstermiş. Hiç namaza acıktığımız oldu mu arkadaşlar? Allah Resulü'nün yine müjdesi hepinizin malumu. Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecekleri sayarken ne buyurdu? Kalbi mescitlere bağlı olan adam. Öbürü gençliğini ibadetle geçiren bir genç. Beşabun neşe'e fî ibadeti Rabbi. Gençliğini Rabbine ibadetle geçiren bir kimseyi Allah Resulü Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenecekler listesine koydu. Peki biz inşallah bu sayılan listeye girenlerden oluruz. Kardeşlerim, işte bunun için Allah Resulü'nün namaza olan özlemini, muhabbetini bilmemiz gerekiyor. Kul namazda kiminle sohbet ettiğini bilseydi asla terk etmezdi diyor. Kardeşler, yine hatırlayacaksınız. Mescid-i Aksa son günlerde yine malum efendim bir tarafta IŞİD, öbür tarafta Kobani filan derken Yahudi hainliğini yine sinsice işliyor. Bir tarafta milletin dikkatini öbür tarafa çekerken kendisi Mescid-i Aksa'yı işgal etme peşinde. Yıllarca Kudüs davasında efendim hizmet eden Şeyh Ahmet Yasin'i hatırlayın. Arkadaşlar, felçti. Hiçbir ihtiyacını göremeyen o pir-i fani 70'lik dede nerede şehit edildi arkadaşlar? Sabah namazı çıkışında, değil mi? Namlunun ucundaki adam. Yani İsrailli efendim köşe bucak aradığı adam mescitten geri kalmıyor. Hizmetçileriyle, hizmet edenleriyle birlikte gözleri görmemesine rağmen, efendim felçli olmasına rağmen camiye cemaate gidiyor. Bizim halimiz. Okulda mescide gidebiliyor muyuz? Yurtta mescide gidebiliyor muyuz? Fener Beşiktaş'ta meşhur bir şimdi futbolcu varmış. Ben de birkaç gün önce öğrendim. Ne baba? Dem baba. Yani onun şeyini de izlemek istiyorum. Yani o röportajını. Size en çok hayrete sokan şey ne? Neymiş? Yok. Türkiye'de, İstanbul'da diyor bu kadar cami var. Fakat camide cemaate gelen yok diyor.
Dem babanın meşgul şey yapan, en çok dikkatini çeken İstanbul'da bu olmuş arkadaşlar. Ne garip bir durum değil mi? Osmanlı torunuyuz diyoruz. Efendim İslam'a en güzel hizmet eden Müslümanlarız diyoruz. Hatta kardeşler Hacı Umre'ye gittiğimizde bizim hacıların böyle en çok gururlandığı şey, hocam vallahi en iyi Müslümanlık bizim memlekette. Hayırdır Hacı Baba diyorum. Baksana hocam diyor, şu Araplar doğru dürüst namaz kılmasını bile bilmiyor. Niye? Adam namaza böyle kaşınıyor. Namaz kılıyor, telefonda bakıyor, kapatıyor filan. Namaz kılıyor, hocam başörtüsüyle oynuyor, bilmem nesiyle oynuyor. Bir adam sen ne yapıyorsun o zaman namazda? Orasını burasını kaşıtırken sen neredesin? Sen de dolaşıyorsun gezinde. Şeytan sizin namazınızdan çalmak ister diyor Allah Resulü diyor. Namazdaki sağa sola bakışımız arkadaşlar şeytanın bizim namazımızdan çalışıdır. Allah Resulü buyuruyor. Öyle çalıyor. Hırsızlık bakımından insanların en şerlisi namazından çalandır diyor. Ben gözümü sağa sola namazdayken dolaştırıyorsam çalıyorum. En iyi Müslümanlık bizim memlekette. Öyle mi acaba? Hadi söyle bakalım. Türkiye'de namaz kılma oranı kaç? Peki cemaate devam oranı ne kadar? Belki de aziz kardeşim kendi adıma söyleyeyim. Gidebildiğim ülkeler içerisinde, İslam ülkeleri içerisinde en fazla cemaatten mahrum olan ülke biziz biliyor musunuz? Mesela Arap ülkelerinde beğeniriz beğenmeyiz bazı şeylerini ama namaz hususunda gerçekten bizden çok öndeler. Hem kılma oranı bakımından bizden daha yüksekte hem de cemaate devam etme bakımından. Ezan Allahu Ekber dedi mi Suud'da filan böyle çok hoşuma giden bir manzara. Askerler botuyla filan yol üzerinde Allahu Ekber oradaki camiye cemaat oyarlar yani. Afrika'ya giden kardeşlerim anlatıyor Abdullah Yıldız abi filan. Yani şok olduk diyor. Ezan okununca hayat duruyor diyor. Hatta bize Ramazan Kayan hocam anlatmıştı. Bize rehberlik eden arkadaş komutan efendim namaza 15-20 dakika kala namaz vakti geldi. Şimdi programa ara veriyoruz diyor. Namaz için hazırlık yapacağız. Adamların hayatlarının merkezinde namaz. Nereden öğrendiler bunlar? Allah Resulü'nde. Kardeşler Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hayatını incelediğinizde hayatının merkezinde namaz, namazın arasındaki boşlukları doldurduğunu görürsünüz. Ben bu güzelliği nerede? Çankırı'da Anadolu Gençlik Derneği başkanımızın ajandasında gördüm ki bayıldım. Ben bir de kardeşler hani namaza hizmet etmeye çalışıyoruz. O inceliği, hassasiyeti kendim programıma koyamamıştım. Anadolu Gençlik Derneği Çankırı Başkanı ismini unuttum abimizin ama ajandasında kırmızı kalemle ortaya bir şeyler yazılmış. Dedim ki başkanım bu ne kırmızı işaretler? Hocam dedi ya siz namaz anlatmaya geldiniz. Namaz işareti. Ajandasına namaz vakitlerini kırmızı kalemle koymuş günlük programını yaparken aralara boşluklara da o gün yapacağı işleri sıkıştırmış. Peki bunu biz ne yapıyoruz? İşlerimizin dizinin ya da maçın arasında namazımıza yer arıyoruz. Fıkralara konu oluyor. Karadenizli kardeşler varsa beni bağışlasın. Benim hanım da Karadeniz'de zaman zaman gidip geliyorum. Kardeşler teravih namazını 5 dakika önce kıldırmış bir mahallenin hocası da. Oralar mahalle malum. Bir hafta içinde yayılmış Şöhret Hoca Efendi'nin komşu mahallelere. Bir hafta sonra diğer komşu mahallelerden millet otobüslerle servis tutmaya başlamış minibüslerle. Oraya namazı kılmaya geliyor. Dert niye? Karadeniz yolları kıvrım kırış bilirsiniz yani dağ tepe. Efendim oralara nasıl çıkıyor da insan böyle bazen aşağıya bakmaya cesaret edemiyor. 10 dakikada geliyor, 10 dakikada da gidiyor 20 dakika. Dert niye? 5 dakika teravihten tırtıklayacağız diye. Biz de öyle. Diziye gelince işte Facebook'ta, Twitter'da klavye mücahidi. Oo, ne cihatlar yapıyoruz. Namaz vaktine gelince tık 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 namaz şey tavuğu mısır gagaladığı gibi aradan çıkarıveriyoruz. Neden? Bilemediğimizden. Kul namazda kiminle sohbet ettiğini bilseydi asla terk etmezdi diyor. Kardeşler namazda kiminle sohbet ediyoruz? Seven sevdiğinden ayrılmak ister mi? Hadi bakalım gönül takıntısı olan kardeşler şöyle bir şey yapın, empati kurun. Sevdiğinizde evleneceğiniz kişiyle gece yarısında bile uykunuz kaçıyor muhabbet ederken. Peki sevmeyi bize öğreten, sevmeyi var eden, yaratan, el-Vedud olan Allah. Onunla buluşuyoruz, o davet ediyor. Peki onunla muhabbette halimiz nicedir?
kardeşler, işin ehemmiyetini kavrayamadığımızdan dolayı. Bir başka güzel nokta da, eğer namazı keşfeder, hakkını verirsek, hayatımızdaki birçok problemlerinin çözüm kaynağı. Ankebut suresi 45. ayet hatırlayalım. İster yüzüm diyor. Ütlü mâ ühiye ileyke minel kitab ve ekim salâ. İnne salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. Ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu mâ tesnâun. Sana vahyedilen kitabı oku, namazı da dosdoğru ikame eyle. Muhakkak ki namaz, kötülükten, fuhşiyattan, münkerattan, aklın ve dininin reddettiği bilumun kötülüklerden sizi reddeder, uzaklaştırır, temizler, arındırır buyuruyor. Namaz büyük bir zikirdir. Allah sizin yaptıklarınızı bilir buyuruyor. Kardeşler, asrımızın en büyük sık hastalıklarından bir tanesi stres. Stresin de en güzel ilacı namaz. Niye? Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin, agah olun, dikkatinizi toparlayın. Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur diyor. Yıllarca biz avuttular müzik ruhun gıdasıdır diye. Kardeşler, yaratan yarattığını bilmez mi? Yaratan bu fabrikanın ustası diyor ki, dikkat edin ey kullarım, sizin aradığınız huzur, mutluluk, tatmin Allah'ı zikirdedir diyor. Eskiden güzel şey yazardı. Huzur İslam'dadır filan diye arabaların arkasında yazılırdı. Biraz siyasal sloganik bir cümleydi ama hakikatti. Huzur, mutluluk İslam'dadır. Efendim kalplerin itminanı zikir. Peki Rabbimiz ayeti kerimenin devamında ne diyor? Namaz en büyük zikirdir buyuruyor arkadaşlar. Demek ki kalbin huzuru, mutluluğu, stresin yegane ilacı en büyük zikir olan namazdaymış. Namazla arası açık olan Allah'la arası açık demektir. Allah ile arası açık olanın da huzurun, efendim huzunu kaybeder, huzuru kalır sadece. Huzur herhalde mümkün olmayacaktır. Hani haydan gelen huya gider diyorlar ya, aslında onun da içini boşaltmışız. Hay Allah'ın isimlerinden birisi. Hu yine Allah'ın bir ismi. Allah'tan gelen Allah'a gider. İnna lillah ve inna ileyhi raciunun. Efendim güzel bir tercümesi ama biz beleşten gelen beleşe gider gibi böyle bir anlam efendim içini boşaltarak böyle bir acayip bir halde kullanır hale gelmiş. Son konuyu dağıttım. Kardeşler, Allah Resulü'nün hayatın merkezinde namaz vardı. Eğer biz de huzuru alıyorsak Efendimizin yolunu izleyeceğiz. Hayatımızın merkezine namazı koyacağız. Efendimiz güne sabah namazıyla başlar. Yatsı namazıyla son noktayı koyardı. Mehmet Said Kutbu rahmetullahi aleyhi tanıyan hocalarımızdan dinlemiştim ki mübarek yatsı namazını kıldı mı çekilirmiş odasına. Hiç. Babası mı oğlu gelse takmazmış. Niye? Çünkü o Allah Resulü'nün izini takip ediyor. Yatsı bitti, güne paydos. Niye? Çünkü müminin gece hayatı var. Gece Hacı Mahmud Efendi'nin de çok hoşuma giden talebelerinden duyduğum güzel bir sözü 10 yatağa kon. 3 yataktan 3 dermiş. Güzel bir terkip. Kardeşler, aslında bu Müslüman saati. Müslüman saati namaza göre ayarlanırdı. Namazı mütakip, namazdan önce diye efendim saatlerde randevu verilirdi. Ezana ve namaza göre ayarlanırdı program. Ama bugünün efendim sekülerleşmiş yeni neslinin efendim programı saate göre oluyor. Namaza da efendim hayatımızın bir kıyısında, köşesinde yer arıyoruz. Allah'ın en çok değer verdiğini biz kıyıya, köşeye sıkıştırınca ne ömrümüzün bereketi oluyor, ne işimizin bereketi oluyor. Kardeşler, sahabe bu konuda gerçekten güzelliği en güzel şekilde namaz hususunda da yaşamışlar. Hazreti Ebu Bekir'in namazı nicelerinin Müslüman olmasına sebep olmuş. Hazreti Urve bin Zübeyr'in bir namazı var ki gerçekten mest etmişti beni. Urve bin Zübeyr ayağı kamburen olmuş kardeşler. Kesilecek ayağı. Fakat diyorlar ki uyuşturmamız lazım. Alkol vereceğiz. Allah'ın rahmetiyle tedavi olunur mu? Ne yapacağız? Başka efendim teklif onu da kabul etmiyor. O zaman delikanlıları, güçlü kuvvetli delikanlıları tutturalım. Öylece keselim madem uyuşturucuyu kabul etmiyorsun. Yok, yoktur o da gerek yok. Ne yapacağız? Nasıl keseceğiz?
Ben diyor namaza durayım, Hazreti Ebu Bekir'in torunumdur Urve bin Zübeyir. Ben namaza durayım diyor. Namazda secde halindeyken vücudumun iyice sakinleştiğini görürseniz o zaman vazife yapabilirsiniz diyor. Şimdi kardeşler ben empati kurmaya çalışıyorum Urve bin Zübeyir yerine. Ben herhalde böyle bir şey yapsam bütün aklım fikrim ha kestiler ha kesecekler, kestiler kesecekler mi? Bir türlü ayağımdan başka yere gidemem. Ne okuduğumu bile, kaç rekat kıldığımı bile herhalde hatırlayamam. Ama Urve bin Zübeyir namaza durmuş arkadaşlar. Birinci rekatını kılıyor, ikinci rekatını kılıyor. İkinci rekatta secdeye varmış, tam böyle tarif ettiği hali almış. Eşleri vuruyor, hekim ayağını kesmiş. Urve bin Zübeyir'in ayağını kestiği anda doktor dilinden dökülen cümle şu. Radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen ve resulem. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem, din olarak İslam'dan razıyım. Ezandan sonra ezan duasının akabinde de okumak Efendimizin tavsiyesidir bunu. Radıyetü billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyye ve rasule diye bunu söylüyor. Doktorun ayağını kestiğinde. Tabi kılı kıvırlamıyor, namazı bitirmiş. Urve bin Zübeyir'in ayağını vermişler eline. Urve işte ayağı. Kardeşler iki cümle gerçekten bir insan yüreğini titretecek kimse. Almış ayağını eline de ey ayağım diyor. Bugüne kadar seninle hiç harama ayak atmadım. Adım atmadım. Allah şahit. Ne güzel bir cümle. İkinci cümle geliyor peşinde. Ey ayağım geceleri seninle ne kadar secde ettiğimi de Rabbim biliyor diyor. Hadi götürün bunu defnedin şimdi. Ayağını götürmüşler defnetmeye de dostlarından birisi taziyeye gelmiş. Sahabe edebine bakar mısınız? Ey Urve diyor, ne mutlu sana. Ayağın senden önce gitti cennete. Ve Urve bin Zübeyir diyor ki, vallahi beni bundan daha güzel bir cümleyle teskin eden, teskiye eden olmadı diyor. Sahabe edebi bu. Biz olsak hani bir hastamız olduğunda ne diyoruz? Hadi öldü de kurtuldunuz. Ama sahabe öyle değil. Ayağın kesildi de kurtuldun demiyor. Rabbim inşallah cennette buluştursun seni. Ben de oradan kopya çekerek şimdi taziyeye gittiğimde böyle dostlara diyorum ki Allah cennette buluştursun sizi. Kardeşler şimdi bunu anlatınca hocam diyor o sahabeydi onlar kim biz kim? İki tane de günümüzden örnek vereceğim size. Kardeşlerim birincisi Urfalı Furkan'ın öyküsü. Urfalı var mı içinizde? İki tane. O zaman biraz daha tedbirli konuşalım. Kardeşler, en çok gittiğimiz illerden bir tanesi Urfa. Urfa'ya gittiğimde DSE'nin salonunda konferans. Efendim arada bizi dinleyen büyüklerin yanında çocuklar da var. Hani biraz ortamı yumuşatmak adına da o gün dedim ki gençlere 7 yaşında olup da sürekli namaz kılan var mı aranızda? Baktım salonda kimseden çıkmadı. 8 yaşında olup da sürekli namaz kılan var mı dediğimde kardeşler ortalarda bir çocuk parmak kaldı. Hadi yavrucuğum gel sahneye. Çocuk gelirken sahneye biraz da teşvik olsun diye kuvvetli bir alkış. Salon alkıştan yıkılıyor. Çocuk geldi sahneye ama böyle o alkış tufanını görünce çocuğun yanakları böyle pembe pembe kızardı. Ben de üzüldüm çocuğu üzdüm diye. Adın ne yavrum? Furkan dedi. Furkancığım kaç yaşındasın? 8 yaşındayım Ahmet amca. Sen 5 vakit kılıyor musun? He ya dedi ne var bunda şaşıracak ana. Furkan büyümüş de küçülmüş arkadaşlar. Kocaman adam gibi cevap veriyor. Ben de o gün cömertliğim üzerimde sponsorlarım da güçlü. Furkan dile benden ne dilersen. Kesenin ağzını açtım. Diğer çocuklara da hani motive olsun diye, teşvik olsun diye Furkan istediği hediyeyi vereceğim. 8 yaşındaki çocuk benden herhalde otomobil isteyecek hal yok. Takke tesbih herkesin evine dükkan açacak kadar var. Ne isteyebilir Furkan? Arkadaşlar bir cevap verdi ki bu defa kızarma sıra Ahmet Bulut'ta. Sanki birisi öğütlemiş gibi Furkan demez mi? Ahmet amca
sen benim namazımın karşılığını nasıl ödeyeceksin? Renklerden renk beyan arkadaşlar. Kızardım, bozardım ama topu taca atarak işi kurtaracağım ümit ederek Furkan'cığım ben senin namazının karşılığını verecek değilim. Orayı sahibi de değilim. Onun karşılığı cennettir. Onu Rabbimiz verecek. Ben sadece senin bu güzel davranışını ödüllendirmek istiyorum dedim. Furkan'a güzel hediyeler verdik, uğurladım ama o gece de dersimi aldı. Fakat bitmemişim ben arkadaşlar. Program bitti. Bu defa bir beyefendi geldi yanıma. Hocam biraz da böyle efendim memnun bir halde. Az önce gelen delikanlı var ya, bizim mahdum elinizi öpsün. Beyefendi tebrik ediyorum sizi. Ne güzel çocuk yetiştirmişsiniz. Maşallah bu gece bana iyi bir ders verdi. Yok yok hocam dedi. Vallahi bende bir numara yok. Bu çocuk beni de adam edecek. Hayırdır? Sorma hocam dedi ya. Bir yıldır annesi ilgileniyor bununla. Maşallah hiç aksatmadan kılıyor namazlarını. Geçen akşam tam odaya geçtim yatacağım. Odanın kapısına vurdu. Annesinin babasının odasına girerken izin istemesi gerektiğini de öğrenmiş. Buyur yavrucuğum. Furkan içeriye geldi, boynunu büktü diyor. Baba, bugün diyor camide duydum. Ne duydun yavrucuğum? Meğer Furkan arkadaşlar okuluna yakınmış. Cami, cuma namazlarına gitmeye başlamış. Ne duydun yavrucuğum? Baba diyor, bugün diyor camide duydum, hocamız anlattı diyor. Peygamberimizin çok sevdiği ve hiç terk etmediği bir namaz varmış. Neydi baba diyor, unuttum. İlk defa duydum adını diyor. Neydi arkadaşlar? Teveccüh. Eyvallah. Ümmet adını bile unuttu arkadaşlar. Teveccüh namaz hocam diyor. Teveccüh değil, teveccüh, teveccüh. Ha baba diyor. Ondan diyor, baba gece kalktığında beni de kaldır olur mu? Ne diyecek şimdi baba? Oğlum kaldıracağım diyemiyor. Baba da Ramazan'dan Ramazan'a yaparsa yapıyor iş. Kaldıramayacağım diyemiyor. Çocuk çok güzel bir şey istiyor. Vallahi hocam bu Furkan beni de adam edecek. Kardeşler, 8 yaşındaki çocuk fıtrat bozulmamış. Fıtrat bozulmayınca onun üzerine bir şeyler inşa etmek çok daha kolay oluyor. Biz fıtratımızı koruyabilseydik. Aslında eğitimin bütün gayesi kişiyi fıtratını muhafaza edip fıtratını besleyebilmesidir. Eğer biz fıtratımızı muhafaza edebilseydik arkadaşlar namaz kılmak bize zor gelmeyecekti. Namaz kılmak yemek gibi, içmek gibi hayatımızın bir parçası olacaktı. Hatta namazını kılamayanlara namazı taşımak için içimiz içimize sığmayacaktı. Furkan onun eseri. Furkan'ı anlattım dönüşte radyoda, televizyonda. Furkan izleyen birçok kardeşim, ya hocam bizi de mahvettin ya. Furkan bana aynı oldu dedi. Kardeşler, bir de Sivaslı kardeşim var ki o da genç kardeşlere güzel bir örnek. Dinleyen kardeşlerim için belki ikinci baskı olacak ama dinlemeyen kardeşler için güzel bir örnek olduğu için paylaşmak istiyorum. Kardeşler, ülkemizde namaz çalışmalarında en çok istifade edenlerden bir tanesi de bu kardeşimiz. Elhamdülillah nice cevherlerle tanıştık. O cevherler bizim de imanımızın efendim kuvvetlenmesine vesile oldu. Kardeşimle de Su şehrinde yıllar önce, belki 6 yıl önce tanışmıştık. Sivas'ta da yine Anadolu Gençlik Derneğimizin, Allah rahmet eylesin, şube başkanımız vefat etmiş. Efendim bir konferansa gittik, Senayi Demir Cabi ile beraber. O günde ciddi bir katılım var, iştirak var. Efendim, emniyet mensubu arkadaşlar kapıları örtmüş, izdihamdan minnet esmesin diye. Müftü Efendi, 25 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir programı yarım saat önce başlatıyorum dedi. Hakikaten 19.30'da ilan edildiyse 19'da programa başladık, böyle bir program, düşün. Çıkışta kitap imzalıyoruz, gittiğimiz yere kitaplar da götürüyoruz. Arzu eden kardeşler imzalama kadar gelmedi benim kitaplar buraya. Örnek olarak, bana getirebilirsiniz örnek olarak. Kitap imzalıyorum. Kitap imzasında da güzel diyaloglar oluyor böyle. Fakat Sivas'ta ciddi bir şey, hücum, imza atmaktan kolum yoruldu. Bir ara kafayı kaldırıp baktım ne kadar vardı. Kuyruk devam ediyor ama sırada bekleyenler arasında bir tane tekerlekli sandalyede bir kızımız var. Adı ne dedim? Biraz da davet ettim, geldi ön tarafa, öndekilerden müsaade istedim. Fatma. Fatmacığım doktor değilim, merakımı bağışla. Hastalığın nedir? Kas erimi hastasıyım hocam dedi, sizin anlayacağınız. Televizyondan duydum geleceğinizi. Annem taksi tutarak getirdi.
güzel olur, senin için değişiklik olur. İyi ki gelmişiz, canlı dinlemek daha güzel oluyor. Biraz muhabbetleştik ama sırada bekleyenler de var. Senayi abiyle devam ettiler Fatma. O gece kaldık Sivas'ta. Sabah namazını kılmak için otelimizin yanındaki camiye gittik ki Paşa Camii'ymiş. Namazı kıldık, caminin imamı Erkun Hocam, vaktiniz var mı hocam dedi, bir çorba içelim. Bak bizim sabah çorbaları güzel olur. Bir çorbaya tav olduk arkadaşlar. Çorba bahane. Muhabbete vesile olsun. Çorbayı içtik, bak hocam dediler, başka yerde bulamazsınız. Sivas'ta sabah namazından sonra kelle çıkar, öğleye kalmış, bir de kelle yiyeceğiz. Ya kardeş etme, gözünü seveyim. Biz hayatta zaten çorba bile içilmez. Kelle, yok hocam dedi ya, karnınızı ağrıtmaz, bir şey olmaz, zehir değil bu. Bir daha ya bulursunuz ya bulamazsınız filan. Kelleyi de yedirdiler. Bizim temelin fıkrasında olduğu gibi kelleyi yiyince aklımız başımıza geldi. Senay abi dedi ki, Ahmet hocam dedi, gel kendimize bir iyilik yapalım. Ne yapacağız? Dün gece köyden gelen engelli kardeşimiz var ya Fatma, hadi ona bir sürpriz yapalım, ziyaret edelim, duasını alalım. Allah gönül yapanları sever. Harika bir deliktir. Erkun hocam dedik, hocam neyle gideceksiniz? Bir taksi tutar gideriz. Biz götürsek sizin müezzin arkadaşın aracı var, canımıza minnet, kız istemeye gitmiyoruz. İki onlar oldu arkadaşlar, iki de biz dört kafadan çıktık yola Fatma kardeşi arabaya. Kardeşler köyü bulduk. Köyün girişinde havalimanı tarafında Hayır Bey köyü. Köyün girişinde sorduk birkaç kişiye Fatma'nın eşkalini tarif ederek, aha şu karşıdaki ev dediler ama pek de bir anlam veremediler. Sabah sabah bu yabancıların ne işi var burada? Onlar şaşkınca baka dursun, biz Fatma'ların evin bahçesine vardı. Fatma'nın anacığı da inekleri yeni sağmış, elinde bir kova süt. Bacı bizi görünce kapıda şaşırdı. Aa, hocalarım gelmiş, ne güzel sürpriz. İnsan akşamlar haber etmez mi hocam, hazırlık yapardık size. Bacım biz ziyafete gelmedik, zaten o işi gördük. Müsaade edersen Fatma'yı ziyaret edip duasını alacağız. Ah hocam dedi, müsaade ne demek, şimdi ne kadar da mutlu olacak Fatma. Siz burada bekleyin, ben bu hem güzel haberi vereyim hem de içerisini toparlayayım dedi. Rüzgar gibi fırladı gitti içeriye. Kardeşler, bir empat yapalım şimdi, Fatma'nın yerine koyun bakalım kendinizi. İlkokula giderken düşmeye başlamış, liseye giderken yürüyememeye, şu anda tamamen anasının bakımına muhtaç. Dört duvar arasında. Arkadaşlar bile unutmuş, kaderiyle baş başa bırakmış, ya tavanı seyrediyor ya duvarı. Böyle bir anda sevdiğiniz birisi çıkar gelse ne yaparsınız? Biz onu düşüne duralım. Fatma'nın anacı kapıda göründü. Hocam buyurun dedi, Fatma sizi bekliyor. Kardeşler, tek katlı bir köy evi. Girdik içeriye ki Fatma köşede oturmuş yatağının üzerinde bizi bekliyor. Fatma kardeş sabah sabah rüya gibi karşısında bizi görünce başladı ağlamaya. Gözünde sicim gibi yaşlar süzülüyor. Bir tarafta da tebessüm ediyor. Hem ağlıyor hem tebessüm ediyor. Şimdi bana sevinç gözyaşı dediklerinde hep o manzara geliyor gözümün önüne. Bir de demez mi? Hocam biliyordum geleceğinizi. Çünkü ben Rabbimden istemiştim sizi evimizde misafir etmeyi. O beni kırmadı, sizi buraya gönderdi ya, hamdolsun deyince bir an evde herkes başladı ağlamaya. Anası, babası, ninesi, dedesi. Baktım Senay abi çoktan katılmış, kervana yürek varsa dayansın. Evde bir cenaze evine. Biraz ortamı yumuşatmak için kardeşler havadan sudan Fatma kardeşe gelişi güzel sorular yöneltti. Fakat o da ne? Fatma'ya ne sorsam Kur'an'dan bir ayet mealiyle cevap veriyor. Ayet bulamasa hadisi şerif, şaşırdım. Fatmacığım Kur'an'la olan bu muhabbet nereden geliyor? Hocam dedi, benim en sadık dostum, hayat kitabımız Kur'an. Sıkıldığımda, bunaldığımda sizin gibi elimde derman yok, tutamıyorum kitabımız ama olsun. Anacığım önüme bir yastık koyuyor. Yastığın üzerine kitabımız Kur'an. Ben sadece sayfaları değiştirebiliyorum. Niyet ettim ölmeden önce 99 Esma-i Hüsna için 99 hatim indirmeye. Hedef koymuş Esma-i Hüsna'yı kendine. Hem de kardeşler öyle bizim okuduğumuz gibi falan okumuyor Fatma. Hani biz sayfanın sonundadır gözümüzün ucu, bir an önce yaprağı bitireceğiz, cüzü bitireceğiz, hatmedeceğiz, sevabını götüreceğiz. Fatma öyle değil. Her okuduğu ayette aynen ifade şu. Ay canım Rabbim, bak bak hocam ne diyor. Her ayetin manasını anlamaya çalışıyor. Kardeşler, buradaki kardeşler olarak hani şöyle bir gelin bir şey yapalım.
kaç defa ya da bir defa Kur'an'ın mealini başından sonuna kadar bitiren kardeşler kimler diye sorsam parmak kaldırabilir misiniz? Kur'an'ın mealini başından sonuna kadar Rabbim bana ne diyor diye bir kez okuyanlar. 1, 2, 3, 4 Kardeşler, Fatma kardeş 99 hedef koymuş kendine. En son aldığı Kur'an mealinde Âl-i İmrân suresine gelmiş. Kur'an'ın kızı. Kur'an'la konuşuyor. Birkaç kare fotoğraf çektik. Müsaade isteyip ayrıldık ama gerçekten ziyarete değmişti. O günlerde Hilal Televizyonu'nda namazla diriliş programı yapıyorum. Pazartesi akşamları canlı yayın. Fatma'nın resmini verdim yönetmen arkadaşa. Canlı bağlantıyla Fatma'yı konuşturacağım. O gece de Urfalı Aziz Hoca ve Yaşar Abdekin televizyonda misafirim. Canlı bağlantı gerçekleşti. Fatmacığım canlı yayındasın. Biliyorum hocam dedi, ben de sizi istiyorum. Kızım bu gece bir susalım, sen konuş. Ne demek, namazla ilgili ne söylemek istersin? Bu arada YouTube'da da var Fatma'nın namazı anlattığı bir kare. İnşallah fırsat olan kardeşler izleyin onu. Hocam dedi, bu gece bir sırrımı paylaşacağım sizinle. Biliyorsunuz ben engelli bir kardeşinizim. Yıllar oldu yürümeyi unuttum. Neredeyse her gece rüyamda ayağa kalktığımı görüyorum. Ayağa kaldıran Rabbime teşekkür etmek için hemen seccadenin üzerine koyuyorum kendimi. Uzatabildiğimce uzatıyorum kıyamımı, kıraatımı. Sonra nazlana nazlana rüküye varıyorum, secdeye gidiyorum. Bir de bakıyorum ki rüyaymış. Aynı rüyayı tekrar görür müyüm diye yatıyorum ama nafile, ne olur ayakta durabilen büyüklerimden, küçüklerimden rica ediyorum. Namazlarında tembellik etmesinler dedi. Kapattı telefonu ama o gece de hepimizi perişan etti. Birkaç gün sonra hanımefendiye dedim ki Kur'an'ın kızıyla tanıştıracağım seni. Sahabe ruhlu bir kardeş. Bu kardeşin duasında yer ara kendine. Aradım Fatma'yı. Fatma kendine has o tatlı üslubuyla, hocam dedi, iyilik mi ettiniz, kötülük mü bilmiyorum. Niye kızım? Siz gelmeden kimseler sormazdı bu hasta kızın halini. Geldiniz köyümüz, evimiz ziyaret çakınına uğradı. Bir de televizyona misafir ettiniz ki evimiz döndü türbeye, gelirin gideriniz yapıyor. Ama korkuyorum Rabbim de arama girerler diye. Bakar mısınız cevaba? Duydum ki hacca gidecekmiş. Ben de çok özledim dedi Efendimiz. Kabe'yi ziyaret etmeyi o kadar çok istiyorum ki. Ama bu halimle gitme imkanım yok. Sevgi taşınca yüreğimden yazıya döktüm mektuplarım var Efendimiz'e. Okur musunuz orada? Bari mektuplarımla ziyaret edeyim. Ne demek kızım, baş tacıdır, şereftir bizim için. Sedaya abiye dedim ki abi Allah sana mı nasip edecek hacı, bana mı? Fatma'nın mektupları var, elçiyiz. O da o günlerde TRT ile hac belgeseli üzerine çalışıyor. Hatta TRT'de Fatma'dan bahsetmiş. Efendim bu belgeseli hazırlayan Adem Özkan abi diyor ki ya bak sizi de tanıştırayım. Aramış Fatma'yı, Fatma'yı konuşturuyor, tanıştırıyor. Aa, biz Fatma'yı hacca götüreceğiz. Gidemez ki Fatma. Olsun, ne gerekiyorsa yapacağız. Yazılmamış, kurası çıkmamış, ne gerekiyorsa yapacağız. Bu kızı hacca götüreceğiz. Fesubhanallah. TRT geçmiş günahlarına kefaret olacak işe giriş arkadaşlar. Bakar mısınız? Seferber oldu. Fatma hacca gitsin diyor ama fakat bu defa Diyanet'te radara takıldı Fatma. Diyanet'te hacdan sorumlu hocamız olmaz dedi. Kestirip attı. Niye? 800 bin kişi sırada bekliyor 2008 yılı. Bir de engelliler hacca gideceğiz derse biz bu işin içinden çıkamayız. He? Hocam da haklı kendince. Fakat kardeşler, Fatma dilekçeyi sağlam yere vermiş. Kur'an'ın kızı. Ol derse olduruveren Rabbe verince dilekçeyi kim durabilir önünde? Birkaç gün sonra bir haber aldık ki zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu hocam olsun demiş. Bu da istisna. İmzayı bastı. Fatma gitti hacca. Bir yıl sonraydı. Kars'a gitmiştim seminere. O gün de Fatma'yı yine örnek olsun diye anlatıyorum kardeşlere. İl müftüsü olan Hasan Başiş Hoca, ben anlatıyorum hocama ağlıyor. Ben anlatıyorum hocama. Allah Allah, böyle müftü de ilk defa görüyorum. Program bitti. Ahmet kardeşleri, devamını da benden dinle.
Hayırdır hocam, siz nereden tanıyorsunuz? Kars nere, Sivas nere? Haçtaydın bu yıl dedi. Medine-i Münevvere'de arkadaşlar bir paket getirdiler. Ne olacak bu? Hocam sakın açmayın demişler, sürpriz. Ne yapacağız? Grubumuzda engelli bir kızımız var, ona vereceğiz. Nerede? O şimdi Kuba Mescidi'nde. Kardeşler Fatma Haccı'nı yapmış. Efendimiz'i ziyaret etmiş. Bütün rüyaları bir bir gerçekleşmiş. Takva Mescidi'nde tekerlekli sandalyesinde namazını kılmış. Sevinç çığlıklar atarak çıkıyor. Çıkışta Fatma'yı bir sürpriz daha bekliyor. Hasan Hoca elinde paket, bir de espri katarak sözüne, bak kızım Fatma diyor, sana sevgili peygamberimizin bir hediyesi var. Ne var hocam? Bilmiyorum kızım, arkadaşlar sürpriz dediler, aç bakalım diye çıkacak. Kardeşler Fatma şu bir bardak suyu bile elinde tutamıyor. Ancak önüne konulan bardağı petle içebiliyor. Fatma kontrol edemediği titrek ellerle önüne uzatan paket açmaya çalışıyor. Herkes pür dikkat, merakla acaba ne çıkacak diye bekliyor. Açtı da bir de ne görsün? Kabe'nin örtüsünden bir parça. Efendimizin mescidinin cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğu mekanın yeşil seccadesinden bir parça. Acve peygamber hurması diyebilir Türkiye'deki acılar. Zemzem ve diğer hurma çeşitleri, Fatma bütün bunları görünce açıyor ellerini nimet sahibine. Allah'ım sen benim gibi aciz, hasta bir kulunun ayağına hocalarımı gönderdin. Unutmadın beni, terk etmedin. Hocalarımı vesile kıldın. Evinde Kabe'nde ağırladın beni. Yıllardır rüyalarımı süsleyen Efendimiz'i ziyaretle nimetlendirdin. Bir de bunlar, şimdi ben sana nasıl teşekkür edeceğim deyince, bu defa bütün kafire iki göz iki çeşme. Ne demişti hocamız? İmanınız varsa imkanınız var. Allah'ı seviyorsanız korkmayın, güçlü sizsiniz. Allah'ım seni seviyorum demenin elle tutulur, gözle görülür somut ifadesiymiş namaz. Kardeşler, İste'inu bis-sabri ve's-salah. Sabırla, namazla Allah'tan yardım isteyin ayetinin canlı örneği oldu Fatma kardeş. Kardeşlerim, ve elhamdülillah TRT çekti görüntüleri, belgesel yaptı, yılın belgesel ödülünü aldı. 4-5 yıldır her haç sezonunda TRT çeviriyor çeviriyor o belgeseli yayınlıyor. Fatma böyle bir kardeş. Sahabe ruhlu bir kardeş. Fatma'yı dinleyen kardeşler, hocam Fatma'yı yaz. 21. asrın doyumsuz nesli bizlere rol modeli olsun. Nesil yayınları dedik, hocam biz basacağız, Fatma'yı istiyoruz. Fatma'yı yazmaya başladım. Fakat o mektuplar olmazsa, işin sırrı mektuplarda, bu kitap güdük kalır, eksik kalır dediler. Aradım Fatma'yı, zaman zaman görüşüyoruz. Fatma ver şu mektupları, kitabı tamamlayalım, olmaz hocam dedi. Niye? Rabbimle aramda bir sır. Kızım etme eyleme yok. Tabi incitmek de istemiyorum. Aradan geçti 2 yıl kadar, bizim kitap duruyor rafta. Tamamlayacağız. Bir gün umreye gidiyorum. Fatma ile vedalaşmak için aradım. Bir ümitle de yine aklıma geldi, Fatmacığım ver şu mektupları, kitabı tamamlayalım. Tamam hocam dedi. Meğer vakit gelmiş arkadaşlar. Fatma mektupları geldi ve hayata kitaplaştı. Fatma dua engel tanımaz. Kardeşler, imanın ne büyük imkan olduğunun canlı örneği. Bir tarih öğretmeni kardeşim, hocam siz mi yazdınız o mektupları? Dedim ki hocam keşke yazacak yüreklerde de olsaydı. Onu yazabilmek için Fatma olmak lazım. Bir gün Fatma'dan bazen böyle nasihat istiyoruz. Hani latif olsun dedi. Fatma'nın menüde mutlaka bir ayet ve hadis vardır. Fatma'yı ararsanız bir ayet ve hadis dinlersiniz. Bir gün İzmir Dikili'deyim. Konferans verdim. Protokol full, belediye başkanı haricinde, kaymakamından efendim emniyet müdürüne kadar. Havada yerinde dedim ki Fatma'yı arayayım da siz bir konuşturayım bakalım, açacak mı açarsa. Menüde ne var? Açtı o gün Fatma telefonu. Fatmacığım İzmir'deyiz. Dikili'de bak bir kapalı spor salonu dolusu. Kardeşim var, bir alkış tufanı koptu. Menüde ne var, ne ikram edeceksin bugün bize? Fatma tam da İzmirlilere has bir ayeti kerime. Hocam dedi, Fatır suresinin 15. ayeti. Kızım ben hafız değilim. Fatır suresi 15'te ne var? Bizi meraklandırma. Bak bak dedi, canım Rabbim ne diyor? Allah
zenginler zengini, siz Allah'a muhtaçsınız dedi. Şırak kapattı telefon. Patron 5. Allah zenginler zengini, siz Allah'a muhtaçsınız. Kardeşler, iman varsa işte böyle bir şey. Tekerlekli sandalyede bile size namazı terk ettirmez, namazın derdini düşürür. Eğer imanınız küllenirse, zayıflarsa, sıcacık yataktan kalkıp, sıcacık mekanda, bir eskata çıkıp namaza gidemeyebiliriz, gidemeyebilirim. Onun için eğer namazında tembellik varsa, acaba bir hocamıza sormuşlar da, hocam sabah namazına kalkamıyorum, sebebi ne ola, ne tavsiye edersiniz? Hoca efendinin cevabı, evladım Allah'la aranız açılmış. Bir gün öncesinde ne günah işledin ona bak ki Allah seni huzuruna kabul etmiyor. Tasavvufi bir yaklaşım. Ama gerçekten güzel bir gibi. Kardeşler, kaç defa kendi nefsimde de bunu test ettim. Eğer sabah namazına kalkamadıysam, vaktinde kılamadıysam, geriye dönüp baktığımda mutlaka Rabbimin hoşuna gidemeyecek, gitmeyecek bir hatam olduğunu görmüş. İnanmıyorsanız siz de deneyin bakalım kendinizi. Ya gözünüz harama gitmiştir, ya kulağınız haram dinlemiştir, ya eliniz harama dokunmuştur, ya ayağınız hayama gitmiştir. Kendi nefsimden biliyorum. Onun için Fatma bu manada bize güzel örnek oldu. Bir de Erbakan hocamın gerçekten o tuğlası çok hoşuma gidiyor. Merhum hastanede işte son dönemleri, kardeşler hastanede bütün dünyaya namazına şahit bir tuğla. Teyemmüm alacak, tuğlası yanı başında ve bütün dünyaya hasta döşekte bile namazın terk edilmeyeceğini, hastalığında bile davetçi olarak gidiyor. Onlar güzel yaşadılar, güzel örnek oldular. Şimdi sıra bizde. Başkalarının efendim güzelliği bizi cennete sokmaz. Ne babamızın ne dedemizin, Allah Resulü biricik kızı Fatıma'ya, aman ha kızım Fatıma, babanın peygamberliği seni aldatmasın dedi. Son nefesinde ne buyurdu? Namaza dikkat edin, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin. Kardeşler, bendeniz de kendime bir hedef koydum. Bu namazsızlık hastalığına ya Rabbi bana güç ver, kuvvet ver. İnşallah hiç değilse şu topraklarda yaşayan Müslümanlardan 1 milyon kardeşimi namazda buluşturmayı bana nasip eyle diye böyle bir küçücük hayalim var. Ve inşallah Rabbim hayalime kavuşturursa bir vakit namaz kılacağım ama 1 milyon namazım olacak. Ne dersiniz? Bizim şirkete ortak olmak ister misiniz arkadaşlar? Savaş. Savaş, sevap kazanım alalım şirketi arkadaşlar. Zarar etme riski yok. Riya hariç. Eğer riya karışırsa Allah muhafaza tabii hiçbir şey kalmaz, bomboş. Bunun için arkadaşlar namaz kardeşliği seferberliği diye böyle bir şey gönlüm arzu ediyor. Gittiğim her yerde de kardeşler onu davet ediyorum. Kâr marjı yüksek. Biri ondan başlıyor. 700'e kadar hatta bir gayri hesap, ihlas ve samimiyete göre. Kardeşler siz de kendinize hedef koyun. 2 gün önce Kütahya Tavşanlı'daydım. Tavşanlı'da şimdi doktora yapan bir kardeşim var. 3 yıl önce tanışmıştık. O bu sefere şu kitapla katılmış. Önce kendisi okudu, sonra annesini okuttu. Ve dün 2 gün önceki son aldığım rapor daha önce 30'du. Hocam 50 tane namaz kardeşim oldu diyor. İlk hedefim benim de 100. 3 yıl içerisinde 50 kişiyi namazla buluşturmuş Yavuz Doğrayanay kardeşim. Şu anda arkadaşlar 50. namaz kardeşi olmuş. Şimdi onun 50'den de bana da bir şeyler geliyor biliyorum. İnşallah sizlere kendinize hedef koyun arkadaşlar. Yurtta olabilir bazen insanlık tembellik edebilir kardeşlerden. Okulunuzda, fakültenizde olabilir, ailenizde olabilir, sevenlerinizden olabilir. Önce bir, namazı biz kendimiz vaktinde kılacağız. 2, kardeşler namaza dair en az 3 tane kitap okumanızı rica ediyorum. Abdullah Yıldız Hocam'ın Namaz Bir Tevhid Eylemi'de kitabı biraz perdeyi yükseltir, sizi namazın için doldurmanıza yardımcı olur. Cemil Tokpınar Hoca'nın Sabah Namazına Kalkılı kitabı manada güzeldir. Ramazan Kayan Hoca'nın Namaz Çağrısı, Hasan Hafızoğlu'nun Namaz Bilinci, Kerim Bulat Hoca'nın Namaz Akılları Durduran Mucize'den başlayın. Kendi meşrebinize, mektebinize göre okuyabileceğiniz 100'e yakın kitap. Arkadaşlar bu benlik çalışmam. Hatırlayacak bazı kardeşler, bazen genç kardeşlere takılıyorum sakın bu kitabı okumayın diye. Niye hocam? Yan etkisi var, namaza başlatıyoruz. Hidayet edecek arkadaşlar Allah-u Teala kitap değil ama
İnan bazen bir satır bile hayatta neleri değiştirebiliyor. Almanya Duisburg'da Hakan kardeşle tanışmıştı. Biraz gençliğin efendim tuzaklarına yakalanmış. Ailesiyle arası çıkmış. Ailesi bir kahvaltıyla bizi buluşturdu ama Hakan hoca gelecek diye bütün kapıları kapatmış arkadaşlar. Hakan'la iletişime geçmeye çalışıyorum. Bir kelime ya da cümleyle cevap ver, ikinciye geçemiyoruz. Anne baba da hadi hocam biraz nasihat et de bizim oğlan efendim şey, imana gelsin gibi böyle bir şey beklenti içerisinde. Hakan'la iletişime geçmek için bir yol bulamadım. En son dedim ki Hakan hiç sevdin mi? Dedim dedi iş. Diyecek bir cümle. Anne baba şokta. Biz hocaya ne dedik, o hangi telden çalıyor? Arkadaşlar vakit kahvaltımızı yaptık, müsaade isteyip aradık ama anne baba şokta, biz ya bu kocayı da bir şey zannediyorduk, bundan da bir numara çıkmadı, hayaller suya düştü. Ayrılırken Hakan'a dedim ki Hakan, yarın filanca salonda konferansı var, gelir misin? Tek kelimeyle bitirdi hocam, bakarız hocam. Ters bir delikanlı, diyecek bir cümle yok, iletişim kuramadık. Beceremedim, kendi becerik sisteme yanayım. Ertesi gün tabii ümitsiz bir vaka. Konferansa gittim, bir baktım ki Hakan gelmiş, bizim kameraman abin oturduğu yerde oturuyor. Şapkayla geçirmiş kafasına, bacak bacak üstüne dalmış, gözün üzerine de indirmiş şapkayı ki hocayla yüz yüze göz göze gelmeyelim diye, ama protokolde Hakan dedim elhamdülillah. Ya Rabbi Hakan geldi buraya kadar, Hakan'a gönlünü doldur, dua. Ama Hakan'la göz göze gelmemek için hoca hep sözü bana söylüyor diye anlamasın diye ben indim masadan çıktım şuraya. Buradan konuşuyorum, hep kızıma söylüyorum Hakan üzerine alınmasın diye. Konferans bitti, baktım ki Hakan kitap almış geldi yanıma ama pür dikkat dinledi. Benim de boş boğazdım tuttu, Hakan okuyacak mısın dedim. Ya niye aldık hocam? Diyecek bir başka çünkü yok. Ayrılırken kitabı imzaladık, ayrılırken kulağına yine eğildim Hakan'ın bir boş boğazlıkta. Hakan ben sosyal hocayım, Facebook, Twitter. Okuduktan sonra merak ediyorum. Senin eleştirilerine de açığım. Lütfen yazar mısın? Bakarız hocam. Döndüm Türkiye'ye, iki gün sonra baktım ki Hakan Facebook'ta bizim şeyler tıklamaya başladı. Oh elhamdülillah Hakan geldi bizim dergaha. Şimdi arkadaşlar 3 ay sonra bir başka program için gittiğine baktım, Hakan benim masaya doğru geliyor. Gel değildi kulağıma, hocam dedi, biliyor musunuz ben namaza başladım. Gel Hakan seni öpeyim, Hasan Celal güzel gibi Hakan'ı belinize çektim. Alnından öptüm, Hakan teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Ne güzel müjde. Hocam biliyor musunuz, kırmızı kitabı 4. defa okumaya başladım. 4. defa deyince herhalde Avrupa'da biraz dil problemi var yeni nesilde. Anlayamadın mı? Yok, yok hocam diyor. Şeytan her posta koyduğunda şeytana posta koymak için okuyorum. Elhamdülillah kaç tane namaza için okuttum arkadaşlar. Hatta hakkını helal et. Kitaptan kopyalayıp yapıştırıp arkadaşlara mesaj atıyorum. Hakan ne demek helal hoş olsun. Şimdi elhamdülillah Hakan kardeş evlendi. Namazlarına müdahale. Şunu da arkadaşlar, huşu ile namaz nasıl kılabiliriz diye. Efendimizin 1006 tane hadis-i şerifini tarayarak kaleme aldı. Huşuya götüren yolları denedik. Bu da dün çıktı. Fatma ve benzeri 7-8 tane kardeşin öyküsünden yola çıkarak bakışımızdaki engeli nasıl kaldırabiliriz? Engelimiz bizi Rabbimize yaklaştıran bir nimet olabilir mi? Onu denedik. Şu çocuklara namazı nasıl sevdirelim diye anne babalara hitap ediyor birinci bölüm. İkinci mavi bölüm de çocuklara niçin namaz kılacaklarını anlatıyoruz. Şuna ihtiyacınız olabilir arkadaşlar, aşkın ev hali. Bu evleneceklere bir yol haritası, evliler için yuvasını cennet kılacak bir rehber. Aynı başlıkları bir kadın erkek gözüyle. Pembe kısmını Gülseren kardeş yazdı, mavi kısmını ben yazdım. Sadece bir başlık söyleyeyim size. Ne gelinlik ne damatlık, önce takva elbisesi. Kardeşler eskiden anasına bak kızını al derlerdi. İnsanlar iki yüzlüydü filan. Fakat şimdi ne kadar yüzlü olduğunu ben bilemiyorum. Sosyal medyada siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ben de kullanıyorum ama iki yüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü ara çıkar çıkarabildiğin kadar maskeyle. Şimdi sosyal medyadan evlenenler, üniversitede tanışanlar, flört edenler, söz meclisten dışarı 7 yıl flört etmiş bir akrabamız. Üniversite mezunu. Evlendiler. 7. günde arkadaşlar mübalağa değil ayrıldılar. Tanışamamışız. 7 yılda tanışamamışlar, 7 günde tanıştılar.
Yıllar önce ilahiyata geldiğimizde bir hocamız söylemişti, özel ders aldığımız dışarıdan. Arkadaşlar, kadınlar da maskelidir, erkekler de. Erkeğin maskesi evlendiği gece düşer, kadının maskesi çocuğu olduğunda düşer demişti. Biz de ömrümüzün baharındayız. Hocam amma da abartıyorsun demiştim. Arkadaşlar şimdi diyorum ki az bile söylemiş hocamız. İnanmıyorsanız başınıza geldiğinde görürsünüz. Biz de evleneceklere yön haritası olsun diye bu çalışmayı yaptık. Bu da Kur'an'la aramızdaki engelleri kaldıralım diye. Fanatik Fenerbahçeli kardeşin öyküsünde ibret olsun diye koydum. Formayla gelmiş hocam. Haccı. Düşünebiliyor musun Baskaralı'yı? Formaya hac yaptırdı. Mescid-i Nebi'de giymiş sarı lacivert formayı. Efendimiz'i ziyarete gidiyor. Kombine bilet sahibi ama elhamdülillah Kur'an mealini bitirdiği gün ifade aynen şu. Hocam 38 sene ot gibi yaşamışız. Kur'an'ı anlayamazsın diyenler en büyük ihanet yapmışlar. Elbette sizin gibi anlayamadım ama benim gibi ilk defa Kur'an'a muhatap olana Kur'an bu kadar çok şey söylüyorsa acaba Kur'an'a emek verene Kur'an ne yapar, ne yapacak? Eşkıya mi yapar? Kardeşler, bugün Müslümanlar olarak en büyük problemimiz cep telefonumuza gelen mesaj kadar Allah'ın mesajına kulak veremeyişimiz. Özellikle sizlerden istirhamım, Ahmet Bulut'un kitaplarını hiçbirini okumasanız yarın Allah size sormaz kardeşler. Ama bir kitaptan hesaba çekileceksiniz. Zuhruf 44. ayet. İleride hepiniz bu kitaba uyup uymadığınızdan hesaba çekileceksiniz diyor Rabbimiz. Hangi kitap o? Hayat kitabımız Kur'an. Ne olur kardeşim istirham ediyorum. Bir ağabeyiniz olarak günlük programınızda Kur'an mealini koyun. Günde hiç değilse ya arkalı önlü bir yaprak okusanız inanın bir yıl sonra geriye dönüp baktığınızda ne kadar çok şeyi kazandığınızı göreceksiniz. Şeyde Sakarya'da tanıdığım bir kuyumcu kardeş var ki sesliKur'an.com siteninde efendim yapımcısı kardeşim. Her gün bir cüz Kur'an meali dinlemeden, okumadan ben güne başlamıyorum diyor. Televizyonda misafir ettim bu kardeşi. Kur'an'la konuşuyor arkadaşlar. Yani bayıldım onun Kur'an bilgisine. Siz de çizin arkadaşlar, not alın. Rabbim bana ne diyor diye şöyle bir defa Kur'an'a bakın bakın onu olsa bırakabilecek misiniz? O zaman Fatma gibi ay canım Rabbim bak bak ne diyor diyeceksiniz ve Rabbimizin bak dediği, gör dediği yerden göreceksiniz. O zaman namaz kılmak bir yük değil, bir sevdaya dönüşecek. Gönlü mescitlere bağlı arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek er kişilerden olacaksınız. Şimdi kimler benim namaz kardeşim olacak desem, 1 milyona giden yolda kimler bizimle yürümek ister desem herhalde buradakilerin hayır diye çıkmaz öyle ümit ediyorum. Kardeşler istirhamım şudur ki ne olur sabah namazlarınızı vaktinde cemaatle kılın. Eğer gücünüz yetiyorsa işrak vaktine kadar duayla, Kur'an tilavetiyle, başka güzel eserler, hadisler okuyarak geçirin. Eğer işrak vaktinde 2 rekat işrak namazı kılarsanız Allah Resulü'nün müjdesi kabul edilmiş, tam bir hac ve umre sevabı verilir diye 3 defa tekrar ediyor. Ben sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Soru varsa alalım, yoksa bu kadarlıkta iktifa edelim inşallah. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar çıkışta hocamın kitapları var.